Herkese merhaba, ben Aslıhan. Kampüs Sohbetleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü yayını Ordu Üniversitesi Gençlik Merkezi Genç Ofis'ten gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğum sevgili hocam, doçent doktor Hasan Hüseyin Mutlu var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam, öncelikle biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Evet, bu çok uzun sürer sanırım. Kendimden bahsetmek. Ama şöyle kısaca tanıtabilirim tabii ki. Ben Aksaray doğumluyum. İlk orta lise öğrenimimi Aksaray'da tamamladım. Sonrasında üniversite eğitimi için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümüne kaydoldum. Lisansımı ve yüksek lisansımı Çanakkale'de tamamladım. Sonrasında 2008 yanılmıyorsam 2008 yılında doktora eğitimi için Ankara Gazi Üniversitesi'ne kaydoldum. Bitirmeye ramak kala 2011-2012 aralığında yurt dışında Rusya Federasyonu'nda Saratov Devlet Üniversitesi'nde bir Rus Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görevlendirildim. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği nezdinde. 2016'ya kadar yaklaşık orada görev yaptım. Malum tam o yıllarda biliyorsunuz, hafızalarınızı yoklarsanız, bir Rus uçağı düşürülmüştü Suriye sınırında Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Ve ondan sonra ortaya çıkan siyasi gelişmeler, maalesef ki olumsuz gelişmeler neticesinde yurda dönmek zorunda kaldım. Döndükten sonra bir süre Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak çalışmalarıma devam ettim. 2016-2017 aralığında da Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde öğretim üyesi olarak göreve başladım. Ve o günden bugünedir de çalışmalarıma burada devam ediyorum. Hocam, evet. Buraya gelen konuk öğrenci arkadaşlarım oluyor genelde. Kendinizi tanıtır mısınız deyince işte şuralıyım, şunu okuyorum. Şu yaşında bitti oluyor ama sizinki gayet uzun ve yani, havalı hocam. Yok. Havalı olduğuna çok katılmıyorum işin doğrusu. Çok fazla deneyiminiz var. Ama evet, yani uzun bir yaşantı geçmişi var mı? Evet, var. Var. Yani bu tabii sizlerin de olacak bu. İlerledikçe, yaşınız ilerledikçe, çalışma yerleriniz, alanlarınız değiştikçe sizin de bu şekilde anlatmaya başladığınızda epey bir hikayeniz olacak. Evet, yani çok isterim gerçekten. Evet. Hikaye biriktirmek isterim. Peki o zaman ilk soruma geçiyorum. Üniversitede dediniz, Çanakkale'de eğitim fakültesinde okudunuz. Hani Türkçe öğretmenliğini isteyerek mi seçtiniz, yoksa işte hani tuttu geldi mi? Nasıl bir hikaye? Yani orası ilginç. Şöyle aslında kısaca söylemekte fayda var. Ben ilk okulda ve ortaokulda bunu hep anlatırım. Girdiğim sınıflarda da öğrencilerime de sık sık anlatırım bu hikayeyi. Çok başarılı bir öğrenciydim. Çok çalışkan değilim. Yani buranın altını çizmek istiyorum. Çok başarılıydım. Fakat tabii ki ergenliğe giriyorsunuz. O yaşlarda sıkı bir denetim gerekiyor işin doğrusu. Evet, yani bu denetimden kastım baskı değil, iyi bir rehberlik. Bu rehberlikten mahrum kaldığımı düşünüyorum işin doğrusu. Tabii ki burada çok fazla faktör var bunu etkileyen. Yaşadığınız bölge, coğrafya, ailenizin durumu, geçim durumları vesaire vesaire, birçok etken var. Dolayısıyla iyi bir rehberim olmadı bu dönemde ve ergenliğin de etkisiyle sanıyorum. Biraz uzaklaştım, okuldan uzaklaştım. Tabii ortaokulda bunun etkilerini yavaş yavaş görmeye başladım. Daha doğrusu ortaokulun sonlarına doğru, hatta hiç unutmuyorum. Benim için 3 veya 2 almak bir yazılıdan çok büyük başarısızlıktı ve hüngür hüngür koridorlarda teneffüste ağladığımı ya biliyorum. Hocam. 3 aldım diye fen bilgisini hiç unutmuyorum. Fen bilgisi dersinden, yazılıdan 3 aldım diye böyle dakikalarca koridorda ağlamıştım. Çok zoruma gitmişti. Çünkü hep takdirler, işte iftiharlar, 5'ler falan, öğretmenlerin gözünde en kıymetli öğrenci sensin. İşte baktığı zaman Hasan dediği zaman çok iyi falan. Bunları görüyorsunuz. Bunların üzerine başarısız bir not almak çok ağır geliyor. Evet. Fakat bu devam ederse, buradaki önemli süreç bu. Bu devam ederse bağışıklık kazanıyorsunuz. Yani evet, başarısızlığa bağışıklık kazanıyorsunuz. Bu en kötüsü zaten. Dolayısıyla ben de bu bağışıklık artmaya başladı.
Ve bu lisede de devam etti. Hatta lise 1'de çok kötü bir anıdır o. Lise 1'de kalma tehlikesi geçirdim. Hı hı. Bir dersten ortalama yükseltme sınavına girmem gerekiyordu. Fakat velinin imzası, onayı gerekiyordu. Tabii ki ben velimi çağıramadım. Kuzenimi velim olarak götürdüm. O imzaladı. Böylece sınava girdim. Ve o sınavla birlikte lise birinci sınıfı geçtim. Yani, şükür. Tabii. Bu kötü bir anıdır. Yani biraz işin içinde üçkağıtçılık demek istemiyorum ama. böyle bir durum var. Tabii ki sonra artık lise 3'e geldiğiniz zaman, tabii o zamanlar 3 yıllıktı lise. Lise 3'e geldiğiniz zaman mezun oluyorsunuz. Evet. Hayatın gerçekleriyle yavaş yavaş karşılaşıyorsunuz. Bir şeyler yapmanız lazım. Yapmazsanız çalışma alanınız çok kısıtlı belli. Tabii ki evet. Benim bir tarafım köy. Ben köyümde doğdum ve ilkokula kadar da köyümde büyüdüm. Ancak köyde çalışmak benim için hep zordu. Babamın bu noktada hani beni okuldan alma gibi bir durumu hiç söz konusu olmadı işin doğrusu. Ama şöyle bir şey diyordu. Okursan kendini okursun. Okumazsan çalışacağın yer burası. Gelirsin, burası, evet. Burada çalışırsın. Hı hı. Bu da benim çok ağrıma gidiyordu işin doğrusu. Yapamayacağımı düşünüyordum. Ve bunun için de çalışmam gerekiyordu. Tabii ki bunun yanında benim hayallerim de vardı. Ben lise döneminde de, ortaokulun sonlarında da hep çalıştım. Bununla ilgili tabii ilerleyen belki konuşmanın devamında anlatabilirim. Hani ilk çalışma deneyimlerimi. Hı hı. Dinlemek isteriz hocam. Çalıştım tabii ki. Fakat tabii ki bu çalışma küçük küçük, hani kendi harçlıklarınızı biriktiriyorsunuz. Ama onun haricinde bir de hayatın gerçekleri var. Tabii bu gerçeklerle yüzleştim, ancak dediğim gibi bir de hayallerim var. Yani yapmak istediklerim var. Bu hayallerimin en önemlisi benim şuydu. Bunun için de 2 yıl üst üste sınava girdim. Radyo, televizyon, sinema, iletişim fakültesi, radyo, televizyon, sinema bölümünü okumak istiyordum ben. Hı hı. Bunu çok istiyordum. Benim en büyük hayallerimden birisiydi. Ama yalnızca İstanbul Üniversitesi'nde okumak istiyordum. Yani o dönem zaten çok fazla üniversite yoktu, hı hı, Türkiye'de. İşte belli başlı üniversiteler vardı. Eski köklü üniversiteler. Tabii İstanbul dışında bu bölüm vardı, bu fakülteler vardı. İzmir gibi, Ankara gibi. Ancak benim için varsa yoksa İstanbul. Çünkü bu işi yapacaksanız İstanbul'da okumanız göbeğinde lazım. Göbeğinde, evet, bence de. Çünkü her şeyin merkezi orası. Medyanın merkezi orası. Haberciliğin merkezi, evet, orası. Dolayısıyla orada okumanız lazım. Ben de orayı istiyordum. Ancak orası çok yüksekti. İnanılmaz yüksekti. Yani İşte en yüksek tıp neresidir diye sorduğunuzda hemen söyleyeceksiniz, işte İstanbul tıptır, Cerrahpaşa tıptır, Çapa tıptır, Hacettepe tıptır, işte Ankara tıptır diyeceksiniz. Orayla yarışıyor. Aynı düzeyde puanlar. İşte ODTÜ'nün iyi bölümleriyle aynı düzeyde. Çok yüksek. Girdiğim ilk yıl üniversiteyi çok yüksek bir puan aldım. Yüzde yanılmıyorsam ham puanda %3'lük dilimdeydim. Çok çok iyiydi. Hatta rehber hocalarım o dönem istediğin yeri kazanabilirsin, istediğin yere gidebilirsin diyorlardı. Ancak şöyle bir handikap vardı. O dönem ilk defa uygulanan bir sistem vardı ve bu sistemde lise puanı çok ciddi miktarda etkiliyordu yerleştirmeyi. Ve dolayısıyla tabii ki düştü. Biliyorsunuz benim, yani az önce söyledim, lise puanım çok düşüktü. Düştü. Dolayısıyla o lise puanı eklenince ben kazanamadım. Yani ham puanla kazandığım yere eklenmiş puanla kazanamadım. Sonra bir daha denedim, yine olmadı. Artık dedim ki hani peki ben başka ne yapabilirim? Neyi seviyorum? Edebiyatı seviyorum. Ya sanat neticede. Dolayısıyla edebiyat okuyayım dedim. Sonra tabii o dönem edebiyatların işe yerleştirilmesi yavaş yavaş zorlaşmaya başlamıştı. Türkçe bölümleri yeni bölümlerdi, Türkçe öğretmenliği. Edebiyatla iç içe olduğunu düşünüyordum ben Türkçenin de. Dedim Türkçe'yi yazayım, Türkçe öğretmenliği okuyayım. Hem kolay iş bulabilirim, hem de ikinci alternatif olarak benim alanıma yakın. Yani daha doğrusu hayallerime çok uzak değil. En azından edebiyatı seviyorum, bu manada uzak değil diye düşündüm. Ve böylece benim hikayem başladı aslında. İkinci dönem yaşam hikayem. Çünkü ilk dönem artık o iş bulana kadar, üniversiteye kadar olan dönem hayatınızda bir hikayedir. İkinci hikayeniz ise üniversiteden sonra başlar. Bu da benim ikinci hikayemin başlangıcı oldu. Peki hocam keşke hani gitmeseydim bu bölüme falan dediniz mi? Hiç demedim. Çok uygun muydu sizin mizacınıza da, isteklerinize de? Demedim. Şöyle dediğim gibi hani artık o hayallerinizi bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bazı gerçekler var.
Bu gerçeklerden kendinizi izole edemezsiniz. Edemiyorsunuz. O gerçeklerle yaşamak zorundasınız. Tabii bir de şu var. Ben neticede üniversiteye kadar çok fazla şehir dışına ya da bölge dışına diyeyim. Hani şehir dışına tabii ki çıktım. Hani küçük küçük çevre illere ama bölge dışına çok az çıkmışımdır. Başka bir bölgeye gidiyorsunuz. Başka insanlar tanıyorsunuz. Dolayısıyla bu etkileyici bir durum. Evet. Uzak bir coğrafya, iklimi değişik, her şeyi değişik, yeni insanlar. Bu sizi zaten etkiliyor oraya gittiğinizde. Kesinlikle, ve evet. Yani şöyle düşünüyorsunuz, hani ya ben burada ne işim var demiyorsunuz. Çünkü bir de o dönem itibariyle hani bugünkü gibi bir internet, akıllı telefon, dünya elinizin altında değil. Evet. Dünyayla çok iç içe değilsiniz. Hı. Ve böyle bir değişiklik gördüğünüz zaman sizin hoşunuza gidiyor. Dolayısıyla da bunu demiyorsunuz. Ya benim burada ne işim var, niye geldim, niye okudum? Hiç demedim. Hiç Evet. demedim. Yani Hı. o yüzden de hiç pişman olmadım işin doğrusu. Ben... Çünkü benim için bir de şu var, dedim ya hani gerçeklerle yaşıyorsunuz ya. Benim gerçeğim oydu. Yani insan gerçeği kabul ettiği zaman bunu demiyor. Yani Evet. bu önemli bir husus diye düşünüyorum. Ben de şöyle hikayemizi benzettim. Ben de psikoloji çok istiyordum ve işte aslında şöyle insanların hayatına dokunmak istiyordum Evet. ve onu denedim, olmadı. Sonra dedim öğretmenlik aslında çok uygun. Hani çocukluktan birinin hayatına dokunmak. Ve ben de Kayseri'de küçük bir bölgede yaşayıp işte oraya gelip muazzam büyüleyici bir güç de var aynı zamanda. Çünkü önceki hayatımı oraya bırakıp burada ben kendimi insanlara nasıl tanıtırsam onlar beni öyle tanıyacak. Bu çok güzel bir güç ve çok farklı insanlar. Her gün Kesinlikle. çok hani her gün farklı insan tanıyorum. Bu güzel bir şey hocam Kesinlikle gerçekten. öyle. Yani bu sizi büyülüyor. Yani en azından benim için öyle. Çünkü beni mutlu eden şeylerden bir tanesi hakikaten başka insanlar tanımak, başka kültürler tanımak. Şimdi bu manada baktığım zaman tabii ki ben şunu diyebiliyorum. Hani Rusça benim için harika bir deneyimdi Hı. diyebiliyorum. Çünkü bunun altında yatan neden bu. Yeni bir dil öğreniyorsunuz, yeni kültür tanıyorsunuz, yeni Evet. insanlar tanıyorsunuz, yeni bir coğrafya tanıyorsunuz. Ve bu insanın hayatında gerçekten derin izler bırakıyor. İnsanı mutlu eden şeylerden birisi oluyor. İşte bu da mikro düzeyde, üniversitede bunu yaşıyorsunuz. Evet. O açıdan da çok harika bir deneyim. İnsanların Bence hayatında de. olması gereken ciddi bir deneyim, evet. Evet. Peki hocam, Çanakkale'de yurtta mı kaldınız, evde mi kaldınız? Yok. Nasıl? Ben yurtta kalmayı istedim aslında. Hı hı. Çünkü şimdi neden istedim? O dönem özellikle ciddi bir ekonomik krizin olduğu dönemde. Hı. Üniversitede olduğum yıllarda tabii ki bu krizden de babam ciddi miktarda etkilenmişti. Benim öyle çok lüks bir hayatım olamazdı. Bunun da farkındaydım Hı. üniversitede. Dolayısıyla yurt benim için iyi bir alternatifti, iyi bir seçenekti. Ancak çıkmadı bana yurt. Tabii o dönemde yine ciddi eksiklikler var, özellikle yurt bağlamında. Çıkmadı. Yedekte kalmıştım. Hatta bugün gibi aklımda 300 küsürüncü bir yedek sanıyorum. Tabii bunu bekleyemezdim. Çünkü tanıdığım yok, akrabam yok. Ev tutmak zorundasınız. Ev Evet. tutacaksınız ama kiminle Bir tutacaksınız? sürü kişi olması Tabii yani lazım. kimseyi tanımıyorsunuz, kiminle Evet. eve çıkacaksınız falan, bu da ciddi bir sorun. Orada daha önce okuyan arkadaşım vardı, onun vasıtasıyla ev arkadaşı arayan, benim bir üst sınıfım, bir üst dönemim de okuyordu onlar. Üç kişi evde kalıyorlardı, dördüncüyü arıyorlardı. Dedim olur, ben Çok iyi. olurum yani. Öylece eve çıktım ama diyeceksin ki belki yani hocam hep aynı evde mi kaldın? Hayır. Üniversite boyunca 5 ev değiştirmişim şimdi Hocam. baktığım zaman. Çünkü bu üniversitenin kaderidir. Yani üniversitelinin kaderidir. Çünkü insanları tanırsınız. Bir süre sonra onun uygun olmadığını, kişiliğinize uygun olmadığını Evet, anlarsınız. İşte evet. tartışmalar başlar falan filan. Bu arada başka samimilikleriniz ortaya çıkar. Hı. İşte dersiniz ki hadi biz ikimiz eve çıkalım. Sonra üçümüz eve çıkalım falan. O gelir, biri gelir ortamı bozar. Sonra siz Evet. oradan kaçarsınız. Evet, Benim de doğru. öyle oldu dolayısıyla. Böylece Göçebe bir hayat mı göçebe bir hayat diyorsunuz gibi hocam? oldu aslında. Yani bir süre sonra oradaki bir arkadaşımla anlaşamadım. Evet. Anlaşamayınca
Yine başka arkadaşlarım vardı. Onlar yine 3 kişi kalıyorlar. Dedim ben sizin yanınıza geleyim. Onlarla kaldık bir süre. Sonra oradaki 2 arkadaşımız evden ayrıldı. Evden ayrılınca biz 2 kişi kaldık. Sonra bir başka 2 kişi daha geldi. Başka bir eve çıktık. Sonra onlar mezun oldular. Mezun olunca biz 2 kişi kaldık. Artık 2 kişi devam ettirdik. Ve 2 kişi en sonunda mezun olduk yani. Bir sürü de insan tanımış oldum. Tabii, tabii. Yani güzel bir deneyimdi ama ben şu anda geriye dönüp baktığımda o aynı evde yaşadığım tüm arkadaşlarım için hep güzel hisler besliyorum. Evet. Güzel şeyler düşünüyorum. Kötü yani bir şey hatırlayamıyorsunuz. O anlık şeyler yani şöyle bir şey oluyor mesela işte sizin arkadaşınız geliyor eve. İşte oturuyor, yiyor, içiyor falan. Beraber bir şeyler yiyorsunuz. Öbürü rahatsız oluyor. Diyor ki işte ses yapmayın diyor. Ben uyuyorum diyor falan. Evet. Ondan sonra veya işte yediğiniz içtiğinizden rahatsız oluyor örneğin. İşte bu bir süre sonra ya diyor işte şu arkadaşın gelmesin diyor size. Bu sefer de siz sinirleniyorsunuz. Ya bu burası benim evim diyorsunuz. Evet. İşte sen niye karışıyorsun falan. Yoksa öyle çok hani ciddi kavgalarım, tartışmalarım. Bence bu normal. Olmadı yani. Küçük küçük şeyler. Dolayısıyla şimdi geriye döndüğümde ben bu benim için çok güzel bir anı. Bunların hepsi. O arkadaşlarım da hakikaten güzel arkadaşlarımdı. İyi arkadaşlarımdı. Dolayısıyla onlar için de hep aynı güzel düşünceleri paylaşıyorum. Evet. Ben de üniversite birde çok kötü bir yurtta kaldım hocam ve işte 40-50 kişi aynı tuvalet, lavaboyu kullanıyoruz. Korkunç şartlar. Hı hı. Ve şu an baktığımda hayatımın en güzel deneyimi orada geçmiş. Evet. Yani hiçbir olumsuzluk hatırlamıyorum. Bu kadar yani. Ve aslında çok işte hani yataklar çok fazla, çok fazla kişi, çok farklı insanlar da var. Ama şu an hiç kötü bir şey hatırlamıyorum ve mükemmel bir dönemmiş diyebiliyorum. İlerledikçe daha güzel anlayacaksın. Yani ben yurtta kalmak ister miydim? Hala söylüyorum. Şimdi oktedir yurt. Kalmak isterdim. Çünkü yurdun da ortamı başkadır. Hani evet. Kalabalık odalar falan ama çok şey şakrak geçer o odalarda. Kesinlikle. İşte ne bileyim yemekhaneye inmek hep birlikte farklı bir duygudur diye düşünüyorum. Ne biraz bileyim, biraz sefillik içeriyor ya, evet, hocam yani da. O da içeriyor evet. Ona hem fikrim. Ama işte yurdun bahçesinde top oynarsınız falan birlikte. Çünkü erkekler evet. Bu organizasyonu kızlara göre daha iyi daha yaparlar. Daha iyi kesinlikle. Erkeklerin bu bağlamda alternatifleri daha fazladır. Mesela bunu yaşamak ister miyim? Evet isterim. İsterdim yani. Her odada farklı bir hayat var. Yani Tabii. Kızlar da askerliği böyle yapıyor diye düşünüyorum ben. Bir odaya doğru, girdim, güzel bir birileri, benzetme. Bence öyle çünkü bir odaya girdim geçenlerde fal bakıyorlar. İşte otur Aslı hadi sana da bakalım. Bir odaya giriyorum ders çalışıyorlar. Birileri çok farklı halay çekiyor. Evet. Güzel yani. Ya evet kesinlikle öyle. Çok güzel bir deneyim. Peki hocam, üniversite öğrencinin en keyifli yanı nedir sizce? Var mı? Nedir? Var tabii ki var. Yani çok fazla problemi var. Onu biliyoruz zaten şu anda sen de biliyorsundur. Evet. Ama üniversite öğrenciliğinin en güzel yanı bence sınırsız özgürlüktür. Evet. Budur yani. Evet. Çünkü evde kalıyorsanız özellikle evde kalanlar için söylüyorum. İstediğiniz zaman girersiniz, istediğiniz zaman evet. Çıkarsanız, isterseniz temizlik yaşamaz. 4 sene o bataklığın içinde yaşarsınız. Evet. Kimse buna karışmaz. Evet, aynen kimse bunu çok da görmez işin doğrusu. Özellikle erkekseniz, ya sizin eviniz çok pis demezler. Çünkü erkeğin evleri genelde evet. Erkek evleri öyledir. Bu sınırsız özgürlüktür. Sanırım en güzel yanı bu. Ve bu sınırsız özgürlükte de en güzel yan nedir onu da söyleyeyim. Şimdi üniversiteye kadar ya da farklı bir ortama girene kadar öğrenciler ya da insanlar arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmeye bayılırlar. İşte futbol oynayalım, dışarıda gezelim, tozalım ama bunun hiç önünde çok engel vardır. Ya arkadaşınızın ailesi işte akşam çıkmasına izin vermiyordur. Ya siz çıkamıyorsunuzdur ya işte geldiğinizde sizden hesap soran birileri vardır. Oradaki güzellik şudur yani arkadaşlarınızla birlikte olmak. Birlikte vakit geçirmek ve bunu özgürce hani uzun vakitte işte bir engel olmadan bir saat dilimi olmadan bunu yapabilmektir aslında. Özgürlükten kastım bu. Bunu üniversitede yapıyorsunuz. Yani arkadaşlarınız etrafınızda istediğiniz kadar oturup onlarla oyun oynayabilirsiniz. İstediğiniz kadar sohbet edebilirsiniz. Evet. En güzel yani bu galiba. Bence de kesinlikle. Bir de çok farklı insanlar tanımak tabii, da çok güzel. Tabii, hani. Tabii. O bambaşka bir şey zaten. Aynen öyle. Peki Ordu Üniversitesi'nde şu da olsaydı çok güzel olurdu aslında dediğiniz bir şey var mı? Tabii hangi açıdan bakmak lazım? Yani birçok şey var. Birçok değişken var çünkü. Hani kim için, ne için? Mesela sizin için mi bu da olsaydı? Evet doğru şimdi siz bir akademisyen olun. Mesela ben şöyle isterdim. Çok fazla market ve kafe olsa çevrede evet, güzel olurdu. Bu konuda hemfikiriz. Yani
Tabii bu zamanla olacaktır mutlaka, çünkü Ordu Üniversitesi gerçekten çok genç bir üniversite. Evet. Çok genç olmasına rağmen çok hareketli, çok dinamik de bir üniversite, çok hızlı gelişen de bir üniversite. Dolayısıyla ben bunların zamanla olacağını zaten düşünüyorum. Ama an itibariyle şu anda hani kapıdan çıktığımızda ne olsaydı günün sonunda diye sorarsan, dediğin gibi yaşam alanlarının olması, öğrenciler için evet, özellikle yaşam alanlarının olmasını isterdim. Farklı alternatif yiyeceklerin olduğu, tabii, ya da farklı alternatif sosyal etkinliklerin yapılabileceği yaşam alanlarının olmasını, evet, şu an itibariyle isterdim. Ancak bunların da zamanla olacağına aslında inanıyorum. Ben de, çünkü evet, ihtiyaç varsa, talep varsa bunlar olacaktır diye düşünüyorum. Hadi tabii ki gelişmeye açık olan, ciddi evet, manada hakikaten hızlı gelişen bir üniversite bunları da zamanla bünyesine katacaktır mutlaka. Evet. Ama bizden geçti, benden geçti herhalde. Ben mezun oluyorum artık. Ya öyle düşünmemek lazım. Hani benden sonrası felaket mi derler? Hani yok, öyle bir şey yok. Tabii ki sen göremedin. Ben göremem. Ama en azından senden sonrakiler görecekler. Ondan sonrakiler, evet, görecekler. Bu da güzel bir şey. Evet, görmelerini isterim. Tabii ki. Aynen tabii öyle. Peki üniversitedeki en gariban anınız nedir? Hani böyle bir garibanlık hikayeniz. Mi? Evet hocam, Çanakkale'de. Çok. Çok fazla vardır eminim. Çünkü evde kalmışsınız bir de. Çok. Yani şöyle, en gariban anım, şu ama. Dördüncü sınıftaydım. Hı hı. Ve hakikaten o kış çetin geçiyordu biraz. Çanakkale çok soğuk olmaz. Biraz ılıktır kışları. Rüzgarı serttir ama çok kar, kıyamet olmaz. Ama o kış soğuk bir kıştı. Ve ben üniversite hayatı boyunca ilk defa ağır bir şekilde bir enfeksiyon geçirdim. İşte bu soğuk algınlığıdır veya gripal enfeksiyondur, tam bilmiyorum. Yani şu an hatırlamıyorum. Ama hatırladığım şu var. Yani aynanın karşısına geçip ağzımı açtığım zaman o iltihapları boğazımda görebiliyordum. Yani O derece. O kadar ciddi bir hastalık idi. Ve şöyle, tabii garibanı şu, bu son, yani Çanakkale'de zaten kaloriferli ev bulmak da zordur. İkliminden dolayı bir de yeni yapılaşma azdı Çanakkale'de. Kaldığımız ev dolayısıyla sobalı bir ev. Kömür yok. Ev soğuk. Hastayım. Üniversitenin medikosuna gitmiştim. Üniversitenin medikosundan dönerken neredeyse artık emekleyerek eve dönecek vaziyete gelmiştim. Onu hiç unutmuyorum. Yani yürümekte o Ay, kadar evet, zorlanıyorum ki. Neredeyse emekleyeceğim yere yatıp, ya öyle eve gideceğim artık. Adım sayıyorum, hani ev neredeydi falan diye bakıyorum, o kadar kötüyüm. Ama eve gidince girecek bir sıcak oda yok, yani evet, soğuk. Ve hastayken en çok neye ihtiyaç duyarsınız? Çorbaya ihtiyaç duyarsınız, sıcak bir çorba olsun istersiniz. Bunu yapmanız zaten mümkün değil. Evde bir arkadaşım var ama o da yok zaten, nerede bilmiyorum. Ve sanırım evde çorba yapacak malzeme de yoktu. Hocam ağlatmayın beni. Tabii gittim, ilaç verdi şeyden, medikodan doktor. Onu eczaneden aldım. Allah'tan onlara para vermiyorum. Çünkü o zaman üniversitenin medikosundan faydalandığım için sağlık sigortası olarak onu kullanıyorum. İlaçları aldım ama ilaçları nasıl kullanacağım? Onu hiç unutmuyorum. Bir tane arkadaşım benim için çok kıymetlidir. Yani çok uzun zamandır görüşmüyorum ama onunla görüşmemem demek onu unuttum anlamına gelmiyor. Hı hı. Hakikaten çok benim için çok kıymetli. Ölene kadar onu yad edeceğim. Hı hı. Onu aradım. Yani işte durumu anlattım. Hani durumu anlattım derken yardım talep etmek, yani işte böyle çok hastayım falan. O hemen telaşlandı. Bir şey var mı? Yiyecek var mı? Şu var mı? Bu var mı? Falan diye. Sonra bir çuval kömür getirdi. Sobayı yaktı. Üzerime işte battaniye ne varsa onları örttü. Sıcacık iyice terledim. Ay, başımda durdu, olmuş, gitmedi. Çorba yaptı, yiyecek bir şeyler hazırladı. Onları yedim, içtim falan. İlaçlarımı aldım ve 2-3 günde kendimi toparladım, düzelttim. Ama çok o iyi olmasaydı çok daha uzun süre böyle bir felaket yaşayabilirdim. O yüzden en gariban anım sanırım o. Değil mi? Bir de hastayken şey ve aileden uzakken böyle bir tık çok daha garipsiniz.